Sırada bir kaleci öyküsü var. Müthiş bir kalecidir bu. Müthiş bir kaleci. Onca onca futbol programı var. Hey, orada mısınız? Onca futbol programı bunun içinde. O kaleci hiç kimse hatırlamıyor. Nedir futbol? Ee, şimdi burada bakın 3 numara ofsaytı bozuyor, görüyorsunuz. Aslında 4-3-3 2 sisteminde burada görmüş olduğunuz stoper Orhan ileri çıksa orada olsa ee, hakem de tabii dur yeri yanlış. Bu mu futbol? bir kaleci öyküsü. Vefa'nın kalecisi, Vefa Spor'un kalecisi Mustafa Gözüpek. Çok iyi bir kaleci. Duymadınız mı hiç? Ya o kadar futbol programı var bu ülkede. Her dakika futbol, futbol, futbol. Mustafa Gözüpek nerede? Vefa Spor'un kalecisi. Kaleci memleketine geliyor. Ürgüp. Ve orada düşünsenize gençleri o dönemin vefası büyük bir takımdı dostlarım, sevgili öğretmenlerim. Vefaspor'un kalecisi Ürgüplü, çocuklar onu nasıl iyi karşılıyor. Mustafa abi hoş geldin. Çocuklara antrenman yaptırıyor, onlara futbol öğretiyor ve Ürgüp kaymakamı izliyor onları. Alıyor kaleci Mustafa'yı diyor ki, ya evlat sen buralısın. Bak İstanbul'da seni gibi insan çok ama burada Ürgüp'te gençler bir şey bilmiyor. Onlara abilik, önderlik yap, burada kal, onları eğit. Dönme İstanbul'a. Ve kaleci Mustafa örgütte kalıyor. Tabii yaşaması gerekli. Kaymakam da diyor ki sen gençlere futbol öğret, antrenörlük yap. E, ben sana bir memurluk ayarlayacağım. Yani maaşında olacak. Ve kaymakam Mustafa Gözüpe'ye şu görevi veriyor. Kütüphane memurluğu. Orada bir kütüphane var küçük kimse gitmiyor bir bayan hanımefendi memur emekli oluyor onun yerine Mustafa Gözüpek'i al alıyorlar oraya. Mustafa Gözüpek kütüphane memuru ama asıl işi dediğim gibi gençlere antrenörlük yapmak. Kütüphaneye geliyor tabii. sabah ilk kez bir kütüphanede görevli olarak çalışmaktadır. O yıllarda bu işin eğitimi de yoktur ki sevgili öğretmenlerim. Yıl 1944. İkinci Dünya Savaşı. Bakıyor bir odada rutubet nem içinde pis kokan yüzlerce kitap. El yazması kitaplar. Kimse okumuyor diye onları oraya atmışlar. Onlar alıyor güneşe çıkartıyor kurutuyor. Kütüphanenin tozunu alıyor. Düzenliyor. Kimse gelmiyor ama kütüphaneye. Sonra köyün birinde bir açılış yapılacak. Tabii vali, kaymakam, belediye başkanı, bütün e, protokol oraya gidiyor. Köylüler hazırlamışlar protokol tribününü. Herkes bir yerde oturacak. E, Mustafa Güzel gözlü orada. Ama ona bir sandalye yok. Kendisine protokolde bir sandalye ayrılmamış. Kaleci Mustafa ayakta kalıyor. Orada her şeyi anlıyor. Tabii köylü onlara itibar gösteriyor. Çünkü onlarla bir teması, bir alışverişi var. Oysa kütüphane mi Amur'u? Kütüphaneye geri döndüğünde kararını veriyor. İnsanlar buraya gelmiyorsa ben kitabı onların ayağına götürmeliyim. Ve Mustafa Güzelgöz hayatının en büyük kurtarışını yapıyor işte. Tutuyor, kütüphanenin kadrosunda bir eşek alıyor. Eşek. Eşeğin yiyeceği, bakımı, her şeysinin maaşı kaymakamlıkta. Ve o eşeğin iki yanına bu görmüş olduğun sandıkları yapıyor. İçine de kitapları koyuyor ve kitabı insanların ayağına taşıyor. Mustafa Güzelgöz, kaleci Mustafa, hayatın en büyük kurtarışı. Böylelikle Ürgüp ve yöresindeki köylüler ilk kez kitap okumaya başlıyorlar. Balzak okuyan köylü bile var. Balzak'ı çok sevdim. Başka bir kitabı var mı acaba Mustafa Bey? Var. Kütüphaneci Mustafa. O bir kalecidir. Ve adınlanma tarihinin en büyük kurtaşlarından birini yapmıştır Mustafa Güzelgöz. Kütüphane büyütüyor. Belediyeden bir yer kiralıyor. Fakat kadınlar, kadınlar gelmiyor. Kadınlara kitap ok okutmalı, çocuklar, erkekler okuyor ama ya kadınlar düşünüyor, kadınların, kadınların kütüphaneye gelmesi için ne yapmalıyım? Tabii ya, tabii ya. Dikiş kursu, tutuyor, ünlü dikiş makinesi fabrikalarına mektup yazıyor. Zenith, Singer diyor ki, durum bu. Ben kadınlara kitap okutmak istiyorum, bana dikiş makinesi gönderin. Gönderiyorlar. O dikiş makinelerini kütüphanenin bir kenarına koyuyor. Mustafa Güzelgöz. Kadınlar biçki dikiş öğrenirken tabii o kadar çok ilgi var ki pek çok kadın dışarıda sıra bekliyor. İşte o sıra bekleyen kadınlara. Burada beklerken boş boş durmayın kitap okuyun diyor. Kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okutuyor. Metiş bir aydın. Vefa Spor'un kalecisi Mustafa. İyi güzel de her şey dört dörtlük iyi gider mi bu ülkede böyle insanlar için? Ha? Hemen soruşturma açılıyor. Yetkisini mevkisini aşmaktadır Mustafa Güzelgöz. Göz. Olmaz. Müfettişler gönderiliyor üstüne. Yıldırılıyor. Emekliye zorlanıyor. Ve bu ülkenin taşına toprağına en ucra köşesine eşek sırtında kütüphane taşıyan bu güzel insan emekliye ayrılıp ne yazık ki sevdiği kitaplardan uzaklaştırmıştır. Yani bu büyük mücadele, bu büyük aydınlanma ne yazık ki daha pek çok konuda pek çok insanımızın başına geldiği gibi yılmadı ama bir hüzünle, bir küskünlükle sonuçlanmıştır.